Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoda kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere muhabbet kuşu nasıl konuşturulur ve detaylı anlatımını yapacağım. Videomuzu baştan sona iyi izlemenizi tavsiye ediyorum. Burası benim hobihanem Bülent, üretimhanemdir arkadaşlar. Önce üretimhanemi tanıtayım sizlere. Daha sonrasında önümde duran bir tane bebeğimiz var. Şöyle bir bebeğimizi göstereyim sizlere. Muhabbet kuşuyla alakalı konuşturma şekli, ilgilenme şekli nasıl olur? Sizlere bunlardan bahsedeceğim. Videomuzu baştan sona kadar iyi izlemenizi tavsiye ediyorum. Kanalıma abone değilseniz şu aşağıdan abone ol butonundan abone olabilirsiniz. Bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bu zamana kadar 1-1,5 sene falan yaklaştık herhalde. Sizlere güzel videolar atmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar ve atmaya çalışıyorum, devam ediyorum. Siz de bana bir nebze destek olursanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Evet, öncelikle arkadaşlar muhabbet kuşu alırken bir tane ya da iki tane fark etmez ama genelde konuşturmak üzere aldığınız kuş bir tane tek olacak evde. Tek olmasının faydası yanında başka bir muhabbet kuşunun sesini duymaması. Duymadığı zaman ise tabii ki de size daha çok odaklanacak. Yavrumuz birazcık tedirgin oluyor. Şöyle göstereyim. Size daha çok odaklanmasını sağlayacak. Bu nebzeyle de konuşması daha çabuk olacaktır arkadaşlar. Evet, öncelikle güzel bir üreticiden ya da pet shop'tan fark etmez. Kanı sağlam olursa daha güzel olur arkadaşlar. Kuşun. Güzel bir güvendiğiniz bir üretici arkadaşınız varsa çevrenizde, yoksa da pet shop'tan yeni yeme düşmüş. Bakın yeni yeme düşmüş şöyle. Yavrumuz birazcık tedirgin. Şöyle göstereyim. Yeni yeme düşmüş bunun gibi. Şöyle bunun gibi bir tane bebek alabilirsiniz. Bebeği aldığınız zaman, şöyle bir bebek aldığınız zaman, bakın yeni bu daha yere düştü. Yeme bile düşmedi daha henüz. Şöyle göstereyim sizlere. Bununla ilgilenmesi daha kolay olur. Bakın hiç yerinde durmuyor. Böyle bir yavru aldığınız zaman arkadaşlar ne yaparsınız? Önce evinize götürüyorsunuz kuşu. Küçük bir kafeste, önce kafese koyuyorsunuz. Yere yem seriyorsunuz. Yere yem serdikten sonra her gün işten geldiğiniz zaman, işte atıyorum akşam 5'te 6'da işten geliyorsunuz. İşten geldiğiniz zaman kuşunuzu bu şekilde elinize alıyorsunuz. Ensesini şöyle ensesini okşarsınız gördüğünüz gibi. Sonra boynunu şöyle, bu şeyleri şöyle okşayabilirsiniz. Bak bunlar çok hoşlarına gider bunların. Bu şekilde yaptığınız zaman sizin elinize alışacak. Elinize alışması daha basit ve daha güzel olacak. Hızlı olacak. Onu da söyleyeyim. Ondan sonra arkadaşlar yavaş yavaş şey, mesela ne öğretmek istiyorsunuz? Aşkım ya da babacım diye öğretmek istiyorsunuz diye. Her gün aynı kelimeyi tekrarlayacaksınız da. 10 dakika, 15 dakika babacım, babacım, gel babacım, babacım diye böyle severek, güzel bir sevgiyle kuşumuza bu kelimeyi öğreteceğiz. Yani devam edeceğiz. Yani en az yani şöyle 3-4 gün ya da 1 hafta olabilir. Hep devamlı tekrarını yapacağız. Yani 1 hafta sonrasında zaten kuşunuz o kelimeyi çıkarmaya başladığını duyacaksınız. Farkı göreceksiniz o zaman. Ondan sonra ikinci kelimesine geçersiniz. İkinci kelimesi de işte annecik, cici kuş. Yani standart kuş konuşturma yöntemleri. Cici kuş olur, işte annecik olur. Yani bu size bağlı tamamen arkadaşlar. Bu şekilde de kuşumuzu konuşturabiliriz. Bu konuşturma sürecinde kafesimizde muhabbet kuşu kafesimizde neler olması gerekiyor? Onları size de söyleyeceğim. Şurada böyle kalkmış burası. Onları size söyleyeceğim arkadaşlar. Yani olması gereken gaga taşı, kalamar kemiği, kum,
Ondan sonra bir de oyuncak, ayna koymuyorsunuz arkadaşlar. Salıncak olabilir ama ayna yok. Çünkü ayna koyduğunuz zaman sizden soğuyabilir arkadaşlar. Yani kesinlikle sizden soğur. Ayna koymanıza gerek yok. Bunları koyun. Vitamin olarak gervit öneriyorum ben genelde. O videoyu da izlemediyseniz sadıçtan izleyebilirsiniz. Yani vitaminlerin en güzeli, en iyisi gervittir arkadaşlar. Onun haricinde iyi vitamin tavsiye etmiyorum. Bölünmüş olarak da satabiliyorlar. O bölünmüş olarak da alabilirsiniz. Yani 50 liralık, 30 liralık da satanlar var. Tabii ben kendi kanalımdan gelen herkese yardımcı olduğum için ben de verebilirim tabii ki, problem değil. Bakın böyle yavrumuzu görüyorsunuz. Yeni yeme düşen mutasyon. Sevginize hediye edebileceğiniz güzel renk. Bu renklerde pet shoplarda bulmak çok zor ve bulduğunuz kuşlar hırçın olabilir, yabani olabilir. O yüzden çok dikkat etmeniz lazım. Kuş alırken, muhabbet kuş alırken hele özellikle çok dikkat etmeniz lazım. Bence bir üreticiden almanız daha iyi. Bunun yazın, işte Haziran ayında kardeşini, yani abisini artık diyeyim, sahiplendirdiğim bir Ali kardeşim var gezide. Kuşu görmeniz lazım arkadaşlar. Videosunu çektirmiyor, nazar değecek diye. Evden bile, yani eve bile kimseyi almıyor desem yeridir. Çok güzel konuşuyor. Yani o kadar güzel olmuş ki babasının aynısı yani. Babası da sağlıklı zaten, şu anda eş tutuyor. Yavrusuna bile kur yapıyor ama yavrusu olmaz. Evet, dediğim gibi muhabbet kuşu konuştururken yapmanız gereken, almanız gereken en ince detay. Bir üreticiden ya da güzel bir sağlam bildiğiniz doğum yapabilen, doğum yaptırabilen kuş şeyler, takımlar alabilirsiniz. Yani bunlardan alırsanız daha iyi olur konuşması. Ve de kanı çok önemli arkadaşlar. Soy. Hani biz insanlarda sülalemiz olur ya. Bunlarda da soy, kan. Kan diyoruz biz onlara arkadaşlar. Kanı çok önemli. Kanında bakıcılık, yakınlaşma var ise her türlü yakınlaşır. Bakın bu da yemek arıyor bebeğimiz. Evet, biraz hareketli. Duruyor duruyor, hareketleniyor yavrumuz. Çünkü sevmiyor herhalde. Ama zamanla alışacak tabii ki de. Maşallahı var. Altta bezler var arkadaşlar. Düşmesinde sıkıntı yok. Dediğimiz gibi konuşturulurken, muhabbet kuşu alırken dikkat etmemiz gereken hususlar bunlardır. Kanı sağlam olsun. Temiz bir yerden alınmış olsun, yani üretilmiş olsun. Bakım çok önemli. Bakın, bakım çok önemli. Bazı sülaleler vardır, İşte katildir. Bazı soylar vardır, yavrularını döver. Yani bakmaz arkadaşlar. O yüzden sizin buna çok dikkat etmeniz lazım. İleride hırçın olmasın. İşte babası ne ki, annesi, yani yavrusu da ne olsun, ne hesabı olmasın yani. Sizleri seviyoruz. Ay, şuna bak. Böyle bir yavru çok rahat konuşturursunuz. Bu tarz yavrulardan almak istiyorsanız açıklama kısmında bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet, muhabbet kuşu nasıl konuşturulur, nelere dikkat edilir, videomuzda bu şekilde. Yani dikkat etmemiz gereken hususlar bunlardır. Özellikle elinizi şöyle yapmayın kafesin içindeyken. Ki ısırmayı öğrenmesin. Yani ısırır yoksa. Isırmasını istemiyorsanız dediğim gibi elinize bu şekilde alıyorsunuz. Bakın. Bu şekilde. Bu şekilde alıyorsunuz ve bu şekilde ilgileniyorsunuz. Yani öpüyorsunuz, kokluyorsunuz. İşte her şey size bağlı. Nasıl ilgilenir, hassasiyet gösterirseniz o şekilde verim alırsınız. Sırıldan. Daha uçmasını bile bilmiyor arkadaşlar. Yani konuşturmak istiyorsanız böyle bir yavru alacaksınız. Bunun gibi. Bu tarz. Uçmasını bilmeyecek, yeni yeme düşmüş olacak ki size alışması çok kısa ve hızlı olacaktır.
emin olabilirsiniz. Şimdi bir göstersem sizlere. Şuna bakın arkadaşlar. Evet, bir videomuzun da sonuna yavaş yavaş gelelim. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone değilseniz şu aşağıdan lütfen abone olarak bana destek olmanızı rica ediyorum. Bir de videoyu yararlı bulduysanız paylaşırsanız sosyal medya hesaplarınızda beni çok mutlu edersiniz. 5000 abonede çekiliş yapacağım. Böyle bir güzel yavru verebilirim. 5000 aboneye kasmak sizin elinizde olan bir şey. İnşallah bana desteklerinizi bekliyorum. Güzel de desteklerinizi olacağınızı düşünüyorum arkadaşlar. Görüşlerinizi, yazmak istedikleri küfür, hakaret hariç arkadaşlar. Kesinlikle okumuyorum ve engelliyorum direkt. Videonun yorumuna olarak yazabilirsiniz. Bana da biraz destek olmak için beğenin arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve dostça kalın.